Yaygara bizi yakalarsa her şey biter. Ya biz bunlardan niye kaçıyoruz? Bırakın da adlarını bildireyim. Kızlar, siz ikiniz buradan gidin. Ayber! Ayber! Koş, koş! İskender haklı. Onlardan korkan, onlar gibi yaygaracı olsun. İskender, sen kendi zamanına döneceksin. Ama biz bu zamanda yaşamaya devam edeceğiz. Ve okulumuzu bitirmemiz gerekiyor. Kahramanlığın sırası değil. Salih Hoca hep ne der? Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Gök gürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yeşerten. Ne yapıyoruz ya? Kaçıyor muyuz, savaşıyor muyuz? Kendime umut alacağım. Kendinizi düşünmüyorsanız onu düşünün. Ellerine geçerse ne olacak? Tabana kuvvet o zaman. Tayfun az yavaş. En son bir köpek kovaladığında bu kadar koşmuştum. Bu tempo benim avatarıma hiç uygun bir tempo değil. Tembelliğin sırası değil. Turbo modu al kendini. Nereden baksan 22 kalori yaktım. Depoyu biraz doldurmam lazım. Uzay boşluğundan daha genişsin Ayberk. Koş diyorum sana, koş. Suçüstü yakalamamız lazım. Yoksa okuldan attıramayız. Nereye gittiler? Kim nereye gitti? Bana bak. Sakın bana yalan söyleyeyim deme. Sana bu okulu zindan ederim. Okulu zindan ederiz. Şu tarafa gittiler. Şimdi bittiniz Mavi Ay. Artık okulda kalamayacaksınız. Okuldan atılacaklar. Burada bizi bulamazlar. Sakin olun. Atlattık onları. Kusura kalmayın arkadaşlar. Böyle bir şey olacağını bilsem bu işe kalkışmazdım. Nereden bileceksin? Bu zamana, bu okula geleli kaç gün oldu? Nasıl bilebilirdin ki? Mektepten atılmanıza neden olursam günahım büyük. Şu yaşadıklarımıza bakınca var ya, bazen keşke hayatta da oyunda olduğu gibi bu önden çıkıp baştan başlama şansımız olsa diyorum. Şu durumda bile telefonla oynuyorsun. İyice telefon bağımlısı oldun Arda. Ya ben stresimi atmak için oynuyorum bir kere. Verir misin şunu? Arkadaşlar, acil sorunumuza da biraz odaklansak diyorum. Al, al. Sinan haklı. Gelen var. Ben neden bir şey duymuyorum? İnanın bana. Biri geliyor. Pusudaki aslan gibi kıpırtısız, sessiz olun. Nefes bile almayın. Gerçekten nefesimizi tutmayacağız değil mi? Arda. Yaklaşıyor. Ama onun oğlu yıllar önce öldü. Buldum sizi, hem de üçü bir arada. Beceriksiz. Dört. İyi.
Burak almayın arkadaşlar. Arkadaşlar, ben size demedim ya bu çocuk hiçbir şeyden anlamıyor diye. Tamam tamam, hemen de almayın. Şu an için kasırga 9+7 puanla 16 puanda, mavi ayda 9+4 puanla 13 puanda. Karşılaşma devam ediyor. Şimdi sırada Ece ve Elif var. Haydi bakalım. Elif, sana güveniyoruz. Hadi. Hadi Ece. Üzülme İskender. Ne yazık ki Salih Bey eşini ve oğlunu yıllar önce acı bir kazada kaybetti. Bildiğim kadarıyla başka bir oğlu da yok. Bundan emin misiniz? Bu işte bir terslik olduğunu biliyordum ben. Anlamadım Rüya Hocam. Hayır hayır, size demedim. Hadi 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 hadi. Ece hazır. Kaldır. Çek. Bırak. Haydi bakalım Elif. Sıra sende. Atışlarla kasırga 23 puanda, mavi ayda 21 puanda. Şimdi sıra son atışlarda. Duygu ve Asya, buyurun bakalım yerinize. Hala bir şansınız var Asya. Arada sadece 2 puan var, 2 puan. Yapabilirsin Asya. Asya, bu defa önce sen. Haydi bakalım. Çıkanlara ne yaparız? Silip süpürürüz bebeğim. Evet, Duygu. Şimdi son sıra sende. Hazırlan. Kaldır. Hadi Duygu, hadi. Ve bırak. Bizim adımız Kasırga. Evet arkadaşlar, bu durumda Kasırga toplam 31 puanda, Mavi Ay'da toplam 30 puanda. İşte bu! Kasırga önüne geçen herkes silip süpürür. Bu kadar. Evet çocuklar, bu sonuçlara göre okulumuzun okçuluk takımı kasırga ekibi olmuştur. Mavi Ay'da yedek takım olarak idmanlara katılabilecek. Durun, hemen sevinmeye başlamayın. Beni oyalamayın. Yarınki derse hazırlık yapmam lazım. Hadi.
İşte bu. Kasırga önüne geçen her şeyi silip süpürür. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi kasırga okulunu gururla temsil etmeye devam ediyor. Kazanan kasırga, kaybeden mavi ay. Şunlara bak. Kendilerini çok havalı ve çok zeki sanıyorlar. Ezikler. Evet mavi ay. Kendi kendinize. Keşke deve kuşu olsaydık. Kafamızı kuma gömüp bu utançtan kurtulurduk. Diyor musunuz? Kolum böyle olmasaydı görürdünüz. Kasırga, 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 kasırga. İskender nerede? Ana gitmiş. Ya koşun bizim yüzümüzden Salih Hoca da azar isteyecek. Koş koş koş. Kasırga, 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 kasırga. Bak mağlup olduğun için üzüldün anlıyorum. Ben de üzüldüm. Ama ben sana dikkat çekme diyorum. Sen gidip en büyük meziyetini insanların gözünün önüne seriyorsun İskender. Arkadaşlarım zor durumda kalmıştı. Hilebazlara pabucu mu bıraksaydım ha? Bak tamam anlıyorum seni. Yabancı bir dünyadasın. Bilmediğin bir zamandasın. Tamam. Tamam. Bundan sonra çok daha dikkatli olur. Değil mi İskender? He? Hem bak ne demişler? Bir musibet bin nasihattan daha iyidir. Hocam, hocam. Sen de artık üzme kendini. Hocam. Salih hocam. Hocam. Hocam, İskender'e kızmayın lütfen. Bizim suçumuz. Benim kolum incinince benim yerime İskender'i takıma soktuk. Ona değil hocam, bana kızın. Yaygara yenilmemek için İskender'i tehlikeye attık. Yaygara geldiğimiz günden beri canımızı okuyor. Bir rahat vermedi. Biz de kazanmayı çok istedik. Ben İskender'i size emanet ediyorum. Siz okçuluk seçmelerini mi sokuyorsunuz? İskender sayesinde onlardan kurtuluruz sanmıştık ama... Aşırı hırs aslanı fare kapanına sokar. Ne yapıyor bunlar sürü gibi? O kafana düşmeyin. Çekilsenize be. Yalnız bırakın şu İskender'i. Herkes dersini aldı. Öyle değil mi? He? Bundan sonra çok daha dikkatli olurlar. Değil mi? Hadi bakalım evlere. Ben de gideyim. Sen nereye? Benim ufak bir işim var da. Ufak. İyi, biri gitti. Komik sakaldan kurtulduk. İyi bakalım. Görüşürüz. Ha, İskender de gidiyor. Ama Salih'le. Şuna bak. Yapışmış gene gibi. Neyse, ikiye bir kaldık. Ben Salih'i haklar, İskender'i de tokatlarım. Moralimiz bozuk biliyorum ama... bu İskender'in gerçek toz koparan İskender olduğuna emin miyiz? Sen ne demek istiyorsun yani Arda? Acaba bu İskender'e kim malı mı diyor? Yani çakma mı diyor? Kötü atış yaptığı için böyle düşünüyorsan... olimpik yayla ok atmak için aylarca çalıştığımızı hatırla. O Osmanlı yayına alışkın. İskender'in solak olduğunu unutuyorsun sanırım Arda. Senin sağ ile tutulan yayınla yaptı o atışı. Ayrıca isteseydi onunla da mükemmel bir atış yapardı. Ama istemedi. Anlamıyor musun gerçekten? Salih Hoca için yapmadı o atışı. Çok mantıklı. Ama inşallah Salih Hoca yanlış İskender'i getirmemiştir. Bundan sonra asla ve kata dikkat çekmek yok ha. Biliyorum İskender. Sen hem akıllı hem de iyi kalpli bir çocuksun. Sana güvenim sonsuz. Sağ olasın ha. Bir de bana ağam demesen daha iyi olur. Bak biri duyabilir. Ağam demeyeceksem ne diyeceğim ha? Abi de. Amca diyebilirsin. Buluruz bir şey. Bir şey olmuştur. Abi desem olmaz. Amca desem o iş olmaz. Herkes beni onun oğlu olarak biliyor. Ben ne diyeceğim ağama ya? Salih! 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 İskender ne haber? Ne oldu? İş aldım Salih. Ne işi? Bizim çocukların okulunun sahibi var ya, onunla konuştuk. İşi hemen hemen hallettik gibi. Yarın detayları konuşacağız.
Ya fizik öğretmenliği işi. Hatırlasanız ya. Bunun için mi bağırıyorsun? Ben de bir şey oldu zannettim. Öyle deme Salih. Öyle deme yahu. Şimdi eğer ben okulun fizik laboratuvarına girersem... oradaki imkanlarla zaman makinesini daha çabuk tamir edebilirim. Böylelikle de İskender'i kendi zamanına geri gönderebiliriz. Geri mi döneceğiz ha? Henüz değil. Ama umut var ya. Çay. İçerim. Gel. Ha. Demek ki simya değilmiş. Zaman seyyalı için makine yapmışlar. Benim okumda makine isabet edince hop bu zamandayız. Mamma mia. Şimdi İskender'i geri göndermek için makineyi tekrar yapacaklar. Ben İskender'i ortadan kaldırırsam bunlar makineyi yapmaz. No. Biraz daha bekleyeceğiz. Daha doğrusu sen bekleyeceksin İskender. Yetmiyor. Daha fazlası lazım. Bunun iyi bir plan olduğuna emin miyiz gerçekten? Tayfun bizi öyle görünce deliye dönecek. Dün yaptıkların acısı çıkmalı. Mavi'yi pes etmeyeceğini görmeli. Nerede kaldın Asya? Geldim işte. Kumbarayı da getirdim. Ne oldu? Yeterince paramız var mı? Henüz yok. Ama bu kadar Elazığ siparişlerimizi verebiliriz. Geri kalanını da teslim alırken veririz. Bence de. Yaygara delirecek. Peki senin bisiklet nerede? Evet. İskender, dün seni zor duruma soktuk. Affet bizi. Okul sizin eve bayağı uzak. Bir özür olarak bisikletimi sana bırakıyorum. Ben bir süre yürüyerek de gidebilirim. Okulda görüşürüz. Asya. Günaydın İskender. Ben de seni okula götürmek için çıkmıştım. Ama görüyorum ki sen gidecek bir yol bulmuşsun ha? Asya bırakmış. Benim için. Aa, bugün okula bisikletle gitsem olur mu? Allah aşkına ne olur. Yok olmaz yani ona ben karar veremem onu Salih Ağa'na soracaksın. Peki bey. Günaydın Rüya hocam. Hayırdır sizi bu saatte buraya getiren nedir? Salih Bey'in söylediği yalan. Yani Rüya Hanım, bu dünyada yalan söyleyecek son insan Salih'tir. Fikri Bey, İskender'in Salih Bey'in oğlu olmadığını biliyorum. Kendisi nerede? Salih buraya gelirse asla yalan söylemez. Her şeyi anlatır ve birçoğu İncil'i berbat eder. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Olmaz. Daha yeni öğrendin. Hayır çok iyi biniyorum. İstersen senin huzurunda da bineyim gör bak. Hadi sen iyi biliyorsun diyelim trafik ne olacak? Bir sürü trafik canavarı var. Hem kendi hem başkalarının canını tehlikeye atanlarla dolu yollar. Olmaz. Söz veriyorum çok dikkat edeceğim. Ya ne olur gideyim Salih baba. Bu nereden çıktı? Ağam demedin. Ben de bütün gece düşündüm bunu buldum. Sana bundan sonra Salih baba diyeceğim. İyi hadi bakalım. Doğru. Salih eşini ve çocuğunu kaybetti. Çok acılar çekti. Hani bu acılarını affetebilmek için de koruyucu aile olarak İskender'e sahip çıktı. Yani siz de çok iyi biliyorsunuz Rüya Hanım. Çocuklar bu konularda birazcık acımasız olabiliyorlar. Yani İskender'in kimsesi olduğunu öğrenmesinler diye de Salih kimseye bahsetmedi.
Ben hiç böyle düşünmemiştim. İzin aldım. Fikri abi izin aldım. Rüya öğretmenim. İskender merhaba, nasılsın? Çok iyiyim. Bugün okula bisikletle gideceğim. Rüya hocam. Merhaba Salih Bey. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Dikkatli ol. Çok teşekkürler baba. Çok teşekkürler baba. Salih Bey, bu yaptığınız çok güzel bir şey. Ama bunu bizden saklamanıza gerek yoktu. Keşke herkes sizin gibi kimsesiz çocuklarımıza sahip çıksa. Ben her şeyi anlattım. Rüya Hanım'a her şeyi anlattım. Senin koruyucu aile olarak İskender'e sahip çıktığını... İskender'in senin gerçek oğlun olmadığını anlattım. Her şeyi anlattım. Gerçi saklamanızı anlıyorum. Ne yazık ki bu yaştaki çocuklar arkadaşlarının zaaflarıyla alay edebiliyorlar. Oysa ki her insanın bir zaafı yok mu? Keşke öğrenseler. Arkadaşlar, şunlara baksanıza. Dünya kendini beğenmiş ve olimpiyatı yapılsa... ...meşaleyi Tayfun'a taşıttırırlar. Bu ne ya? Bizi deli etmek için yapıyorlar. Biz de onları da geçeceğiz. Bir gün siparişlerimiz gelsin, görecek onlar. Yalnız onu yırtman hiçbir şey değiştirmez. Bütün okulu bunlarla donatmışlar. Para kum gibi tabii. Harika bir gün bizi bekliyor arkadaşlar. Milletin ağzına sakız olmaya hazır olun. İskender değil mi? Sen oraya girmeyi nasıl başardın minik dost? O ne öyle ya? Kanalizasyonun mazgalları artık tenekeden mi yapılıyor? Ne kadar tatlı bir şeysin sen maşallah. Kimse yok mu? Sen de bu yaban ellerde bir başınasın değil mi? Geç bakalım. (Gülüyor)
bu ne böyle ya? Dur iki yere deneyeceğim. Nasıl kuş gibi kaldırdı bu ya? Kaçtı mı böyle ya? Allah Allah. Ne oluyor ya? Yoksa kaldırmadı mı? Kaldırdı. Gördüm. İyi değilim ben. Maşallah. 41 kere maşallah. Oğulcuğumu nazarlardan esirgesin Rabbim. Bu kadının mutlu oldukça yüzüme tükürdüğüne mi yanayım, el ele iş görüşmesine gittiğimize mi? Dünya alem delikanlı görsün. Boy poz enden görsün maşallah. Tükürme artık, tamam yeter. Hem ben kendim iş bulurum anacığım. Olmaz. Senin kafan daha yerine gelmedi. Allah korusun ya yolunu kaybedersen ne olacak? İyi de anacığım. Anasıyla gidene kimse iş vermez biliyor musun? Olur mu oğulcuğum? Ben rüyacığımla konuşup arka çıkacağım sana. Bak nasıl sokuyorum seni işe. Ama rüyada diyecek. Ne işi? Onun dinlenmesi lazım. Haklı kız. Hadi biz evimize dönelim. Hadi hadi hadi. Senin yüzün gülmedi zaten. Başına gelmedi kalmadı. Aha, oğlum geldi oğlum. Anam kurban oldu. Ağlama artık. Bak beni de üzüyorsun. Dinlemez ki. Hep ağlıyor. Nasıl ağlamayayım oğul? İçim yanıyor içim. Sen beni burada bir başıma koyup gurbet ellere gidersin. Ben sensiz ne ederim? Derdimi kim ederim? Keyfine mi gidiyor çocuk? Anlat lan. Anam, garip anam, çilekeş anam. Ben seni böyle bırakıp gitmek ister miyim hiç? İstemez. Söyle anlat anana. Ama gitmem gerek anam. Sen bunca bize baksın, büyüttün, yemedin yedirdin, yemedin giydirdin. Şimdi sıra bendedir anam. Almanya'ya gidip iş bulacağım. Çok para kazanacağım, çok. Hem sonra seni de alacağım yanıma. İnan anam, elini sıcak sudan soğuk suya koymayacağım. Oğlum, kurban olur anası. Ben kötü adamım be. Beni de kendine benzettin kadın. Ağla be kadın, ağla. Bir şey. Oğlum, ne bakıyorsun öyle salak salak? İşmiş yok, hadi yürü, eve gidiyoruz. Olmaz. Ben anası ona çalışıp hizmet ederken evde yan gelip yatıyor dedirtmem. Anam. Garip anam. Bundan sonra sıra bende. İş bulacağım. Elini soğuk sudan sıcak suya koymam artık. Almanya'ya gidiyorum ben. Ne Almanya'sı? Almanya yok. Almanya nereden çıktı ya? Unut onu. Almanya yok. Ben gidip iş bulacağım. Bak, bunca yıl sen bana baktın. Yemedin, yedirdin. Giymedin, giydirdin. Ne mübarek anasın sen öyle. Bundan sonra sıra bende. Gidip iş bulacağım. Aslan oğlum benim. Madem bu kadar haveslisin, gel işe. Ya, şunu tut bakayım. Sen şimdi eve git, ver elini öpem. Eve git de uzun uzun dua et. En uzunlarından olsun ama. Hadi. Olmaz. Ben duamı yolda da ederim. Elem terefiş, kem gözleri şiş. Yapma. Elem terefiş, kem gözleri şiş. Selam, ne haber? Kimse yüzümüze bakmıyor. Öyle bir kara propaganda yapmışlar ki, sanki seçmeleri kaybetmedik. Okulu yaktık. Resmen bizi rezil etmişler ya. Kasaga TV'ye hoş geldiniz. Tayfun Koleji haber bülteninin ilk haberiyle yayınımıza başlıyorum. Tayfun Koleji okçuluk seçmeleri dün yapıldı.
Bizim medya kulübü aklıma geldi. Bizim de böyle hayallerimiz vardı ama para yoktu tabii. Bitime takılıp işin özünü kaçırıyorsun Aslı'cığım. Sırf bizi rezil etmek için okulda yayın yapıyorlar. Bebeklerim, dünkü seçmelerde kasırga büyük bir üstünlük sağladı. Ve Mavi Ay takımını ezerek yendi. Ve şimdi biraz da müzik. Şampiyonumuz kasırga için söylüyoruz. Selam çak, hızla yaklaş ve dinle, geliyor kasırga, kasırga, kasırga. Bak ne diyor şarkısında, kimse duramaz karşısında. Bir kere söyledim demem bir daha, ezer geçer senin tropik fırtına. Kasırga, kasırga. Duracaksın, duracaksın, susacaksın. Şşş, bir şey diyorsak yapacaksın. Aman kasırgaya yamuk yapma, belayı kapında bulursun sonra. Kasırganın kuralları yoksa biter buraları. Karşı koyma bebeği, seni fena üzerim. Üstünü çizerim. Abartıya bak ya. Şarkı söyleyip klip çekmişler. Vallahi Yaygara üyesi olmasa ne hayranı olurum bu kızın. Cidden başarılı. Bize yaptıklarından sonra mı? Ne var abi, kız başarılı. Zenginin reklamı züğürdüğün çenesini yormasın. Melodi akılda kalıyor ama. Katlanamayacağım artık. Çekilir misin önümden? Tayfun, gördüklerime inanamayacaksın. Sen de bizim gördüklerimize inanamayacaksın kardeşim. Bu var ya bu. Kasırga sonrası sessizlik. Dikkat et Ayberk bebeğim. Kıskançlıktan çatlayan mavi ayın parçalarına basabilirsin. Umarım artık kimlerle muhatap olduklarını öğrenmişlerdir. Ya bırakın şimdi onu. Yolda gelirken İskender'i gördüm. Çocuk tek eliyle kanalizasyonun demir mazgalını kaldırdı. O çocuk normal değil. Ayberk, buraya gelirken kafana saksı mı düştü? Hayır, ciddiyim. Gözlerimle gördüm. Ben de denedim ama yerinden bile oynatamadım. Ay of! Son kullanma tarihi geçmiş bir abur cubur yemediğine emin misin Ayberk bebeğim? Gıda zehirlenmesi böyle halüsinasyonlara neden olabilir çünkü. Ya arkadaşlar, gerçekten gördüm diyorum size. O çocuğun süper güçleri var. Hepsinden nefret ediyorum, hepsinden. Nasılsın Asya? İyiyim. Sen neden tek başına oturuyorsun? Seni bekliyordum. Emanesini aldım, sağ olasın. Benim de sana küçük bir hediyem var. Hediye mi? Gerek yoktu. Bak. İskender, ne yaptın sen?
Baksanıza. Ya bu ne böyle? Yok ne tatlılık. En az benim kadar sevimli bu ya. Kim getirdi bunu? Ben getirdim. Yol demirinin altına sıkışmıştı. Ve sen de onu okula getirdin. Kurtarmasaydım Allah bilir ne olurdu amca. Kurtarmakla iyi etmişsin de okula hayvan getirmek yasak İskender. Evet. Hele Yaygara görürse Rafet Bey'in duyacağından emin olabilirsiniz. Hemen çıkaralım o ponçiyi. Korkma, korkma. Şşş, şş, gel. Vay, vay, vay. Kimler varmış? Şunlara bak. Ağızlarının payını alınca muma döndüler muma. Uzun yaşayın efendim. Sağ ol. Sağ ol. Fikri Bey, dün size gelin çalışalım dedim ama söylemem gereken önemli bir şey var. Maaş çok düşük. Olsun efendim. Çok düşük. Önemli olan çok düşük. Çocukların eğitimi. İşte. Çok düşük. İşte gerçek bir eğitimci. Parayla değil, eğitim aşkıyla yanıp tutuşan bir öğretmen. Tam benim aradığım bir hoca. Sizi tebrik ediyorum. Ya efendim yani beni utandırıyorsunuz lütfen. Sizin gibi eğitimcileri mumla arıyoruz. Bu zamana kadar nerelerdeydiniz? Efendim rahatsız mısınız? Hayır efendim hayır. Alerjim var. Öncelikle para gözlere sonra köpeklere. Köpekler bir kilometre ötede de olsa ben hapşırmaya başlarım. Ama şimdi nasıl oldu anlayamadım. Okula köpek getirmek de kesinlikle yasak. Sizden mi geldi dedim acaba? Köpek besliyor musunuz? Hayır efendim. İşte sizi sevmem için bir neden daha. Ama eskaza... Okula bir köpek getirilirse, vay o köpeği getirenin haline elimden çekeceği var. Sakın ses çıkarma tamam mı? Dur orada sessiz. Hadi lütfen. Rahat ol. Şu dersi bir atlatalım, gerisi kolay. İyi oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi... Bu tahtadaki denklemi çözebilecek olan biri var mı? Güzel. Efendim? Hocam şey gıcık tuttu da. Ne oluyor ya bunlara? Nasıl yani? Hepinizi birden mi gıcık tuttu? Neyse, neyse. Tamam, tamam. Neyse. Şimdi kim çözüyor denklemi? Aa, ama tamam bu gıcık falan değil ya. Bayağı bildiğin köpek sesi. Tamam B12 maz almış olabilir ama köpek sesini de tanıyorum canım. Evet hocam ben de duydum. Değil mi? Evet hocam doğru duydunuz köpek sesi. Asya delirdin mi sen? Ses Arda'dan geldi. Ne? Arda çok güzel hayvan taklidi yapar değil mi Arda'cığım? Az önce de yaptın ya hani. Evet, çok iyi yapar. Neden? Çocuğum, dersimiz matematik. Bak, denklem çözüyoruz. Hayvan taklidi yapmanın zamanı mı şimdi? Hocam, dersi kaynatmaya çalışıyorlar. Hocam, içimden geliyor. Dur, duramıyorum. Allah Allah. İyi madem, yap taklidini de bitsin bu çile. Kurtulalım hepimiz. Hadi. Tamam, köpek taklidi yapmıştım. Onu geç. Başka bir şey yap. İyiymiş.
bakayım bana. Güzel. Sen kötü bir çocuğa benziyorsun. Al bunu gün batıran takarsın. Her yer yine çocuk. Neyse kadından kurtuldum. Kene gibi yapışmıştı. Nereden iş bulunur? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Geldim. Geldim beyefendi. Ay ay ay. Evet. Ay ay. Fella vurtuyo. Host. Buyurun. Pardon ben sizi it sandım ya. Allah'ım yine o korkunçlu kadın. Yardım et bana. Ya benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor emmi. Biz daha evvel hiç görüşmüş müydük sizinle? Yok. Karıştırıyorsunuz. Ben ilk defa geliyorum. İş aramaya geldim de. İş aramaya geldin he mi? Evet. İş aramaya. Ha. Ya sen yoksa bu okula yeni başlayacak olan fizikçi misin? Evet doğru. Fizik. Gerçi sende de pek fizikçi tipi yok emmi. Nasıl yok canım? Ben her sabah spor yaparım. Çok iyi fiziğim vardır. Öyle mi? Tabii. İyi neyse acele edelim. Çünkü benim böğün çok fazla işlerim var. Bundan sonra gideceğim AVM'ye okulun broşürlerini dağıtacağım. Tamam iyi yapalım. Ne yapıyoruz? Nereden başlayalım? Diplomanı vereceğin, evraklarını vereceğin ondan sonra da başlayacak. Diploma yok bende. Affedersiniz beyefendi emmi. Diplomanız olmadan nasıl fizikçi olacaksınız acaba? Ya canım fizikçilik şart mı? Ben ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım diyen adam çaresizdir. Az maaşla çalışır. Kim bu güzel insan? Nerede? Kim ne iş olsa yaparmış? Kim dedi? Ben dedim. Ama köpek kadına söyledim. Seni çok sevdim delikanlı. İşte benim böyle gözü tok çalışkan elemanlara ihtiyacım var. Duydun mu Saniye? Her işi yaparmış. Evet. Benim 3 senedir yaptığım gibi. Sen hala niye oyalanıyorsun burada? Git şu broşürleri dağıtmaya başla. Bizim yeni kaynaklara, öğrencilere ihtiyacımız var. Bir işe yaradığını da göreyim be kadın. Gel delikanlı. Seninle çok güzel işler yapacağız. Yapalım. Grazie, yani teşekkür ederim. Ne güzel eziyorsunuz çalışanlarınızı ya. Allah'ım tahminen bu garibanın yüzü ne zaman güler acaba? Arda Allah senden razı olsun. Bizi büyük beladan kurtardın. Yani bizim de bazı yeteneklerimiz var tabii İskender kardeş. Arkadaşlar. Hemen havaya girmeyin. Sonuçta bir ders atlattık. Ne yapacağız bu köpeği? Yani koskoca okulda şu kadarcık köpeğe bir yer buluruz herhalde. Ya beslemek de lazım. Yazık. Doğru. Hayvan aç diye ağlayıp duruyor Zahir. Yani galiba. Tamam. O zaman görev dağılımı yapalım. Kızlar siz yiyecek bir şey bulun. Biz de gizli bir yer bulalım. Size konum atarız. Bunlar bir şey saklıyor. Evet. Bir aceleleri var. Bütün ders boyunca bitse de gitsek havasındaydılar. Ya diyorum size. İskender'in süper güçlerini saklıyorlar arkadaşlar. O çocuk kesin kripto ondan geldi. Saçmalamaz mısın artık? Saçmalama Ayberk. Bugün onları çok biz rezil ettik. İntikam için plan yapıyor olabilirler. Hay onların intikamından ne olacak? En fazla yazılı tişört giyerler. Öyle bile olsa bu sefer gafil avlanmayacağız. Yaptıkları her şeyi bilmek istiyorum. Ayberk, Ece, mavi tokları takip etme görevi sizde. Ne iş olsa yaparım diyorsun da evet. Hangi işi güzel yapıyorsun? Bilmiyoruz ki. Casusluk. Çürümüş bu. Okçuyum aslında ben. Görüp görebileceğinizin en iyisi. Kabza sahibiyim bir kere. Kazma sahibi derken? Yani onu karıştırmayalım. Yani siz de okçuluğa meraklısınız herhalde. Ben de okçuyum, okçu. Öyle mi? Tabii. Gel. Afiyet Bey. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. Efendim, emrettiğiniz üzere dün seçmeler yapıldı. Bir asil, bir de yedek takımımız var. Asil takım kasırga.
Kurban olurum ben onlara. Değil mi? Keşke benim de antrenörlük ücretim yatsaydı da ben de sizin gibi sevinebilseydim. Yani 3 aydır çocukları bedavaya çalıştırdığım düşünülürse... İşinize karışmak gibi olmasın ama okçuluk gönül işidir efendim. Öyle parayla pulla ölçülmez. Gerekirse bedava yapılır. Ben olsam üzerine para verirdim. Ama yani tabii benim işim değil yani. Ben karışmayayım. Ağzınızdan bal damlıyor Cihangir Bey. Damlar. İlahi, sizin bu cömert tavrınız aklıma çok harika bir fikir getirdi. Küçük bir fikir mi? Sen ne kadar tatlı bir köpeksin ya. Artık bir isim verirsin Asya. Ne de olsa o senin köpeğin. Ben değil. İskender versin. Sonuçta köpeği bulan o. Benim bir köpeğim vardı. Habire bizim köydeki çocukların peşine salarsın. Benden gizli işler çevirmesinler diye. Diye yani. Casus da adı. Casus. Güzel. Sevdim. İskender, sizin zamanınızda evcil hayvan var mıydı? Oho! Benim zamanımda hayvanları bakıp beslesin diye sultanın maaş bağladığı adamlar bile vardı. Gerçekten mi? Bu çok güzel bir şey. Tabii. Biz kedi köpek yiyeceğine mancı derdik. O işi yapanları da mancacı. Herkes hayvanları beslesin diye mancacıya yemek yahut para verirdi. Şimdi yok mu mancacılar? Yok. Keşke olsa. Ben de mancacı olmak isterdim. Hatta şu andan itibaren mancacıyım. Casus! Aynen çok tatlı oldu bu isim ya. Hayır öyle değil, şuna bakın. Eyvah, gördü bizi. Ne yapacağız? Casus'u gördü, ne yapacağız şimdi? Alın bakalım, sana turuncu. Sana da mavi. Ver. Rafet Bey, ne oluyor? Şimdiye kadar okçuluktan anlayan bir tek siz vardınız. Ama şimdi Cihangir Beyciğim geldi. Ben de torunlarımın en iyi hocayla çalışmasını isterim. Bir de tabii doğal olarak en az masraflısı. Aa Rafet Bey, çok teessüf ederim ama size. Çok teessüf ederim. Ters bu. Bu mızrak herhalde de ucu yok. Cihangir Bey, bir şey mi oldu? Ters bunlar ha. Neyse, yani kendi yayım olsa daha iyiydi. Aman ne fark eder canım? Siz en iyi okçuyum demediniz mi? Öyleyim. Hiç sanmıyorum ama. Neyse. Bu işi kaybedemezsin Giovanni. Kazanırsan İskender'e bir nefes daha yakın olacaksın. Bu fırsat bir daha eline geçmez. Hadi oğlum, yaparsın. Yardım et Tanrım. Vay vay. Sen neymişsin be Cihangir hocam? Öyleyimdir. Ne? Hocam mı? Evet. Yeni okçuluk hocamıza hoş geldiniz diyebilirsiniz. Öyle bakma. Sana da iyi gelir. Bundan sonra matematik derslerine daha fazla zaman ayıracaksın. Hadi hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Benimki daha yüksek değil mi? Aramadım diyeceksin Ece bebeğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok acayip şeyler duydum. Çok acayip şeyler gördüm. Şovu kes. Olaya gel. Bu İskender var ya, çok acayip hikayeler anlatıyordu. Böyle garip garip kelimeler kullanıyordu. Bu çocukta bir gariplik var, ben size söyleyeyim. Yemin ediyorum yaşlandım. Oğlum sen niye böylesin ya? Ama bir duysaydınız. Ay bırak bebeğim.
Sana fantastik roman okumayı yasaklıyorum. Bitti. Şuna bak. Biz burada istihbarat bekleyelim. Adam bize masal anlatsın. Bir de yavru köpek vardı. Ne? Köpek mi? Evet. Kardeşim, bugünü Mavi Ay'ın okuldan atıldığı gün ilan edelim mi? Haber başlığını bile yazdım. Mavi Ay hayatının hatasını yaptı. Evet, okula hayvan getirmek yasak. Ama kimse bunun için okuldan atılmaz. Eğer köpek o okulun sahibinin en büyük kabusuysa, işte o zaman işler değişir. Hazırlan kasırga. Kaygı Koleji'nde kartlar yeniden dağıtılıyor. Ellerine geçerse ne olacak? Tabana kuvvet o zaman. Nereye gittiler? Kim nereye gitti? Bana bak. Sakın bana yalan söyleyeyim deme. Sana bu okulu zindan ederim. Okulu zindan ederiz. Şu tarafa gittiler. Şimdi bittiniz Mavi Ay. Artık okulda kalamayacaksınız. Okuldan atılacaklar. Verir misin şunu? Verir misin şunu? Arkadaşlar, acil sorunumuza da biraz odaklansak diyorum. Az, az. Sinan haklı. Gelen var. Ben neden bir şey duymuyorum? İnanın bana. Biri geliyor. Pusudaki aslan gibi kıpırtısız, sessiz olun. Nefes bile almayın. Gerçekten nefesimizi tutmayacağız değil mi? Arda. Yaklaşıyor. Ne gezişsiniz ya? Saniye ana, yardım et bize. Hayır Turgut'um, gene ne oldu ya? Sorun bu. Yavrum siz ne yapıyorsunuz ya? Pufrafet'in köpeklere alerjisi var. Yemin ederim sizin bunu okula soktuğunuzu duyarsa hepinizi okuldan kovar. Köpek ha, hem de benim okulumda. Yapabilirler ya. Resmen suikast bu. Ama dedeciğim, ben söyledim. Daha ilk geldiklerinde sakın ha sakın bir hataya düşüp okula köpek falan getirmeyin dedim. Özel durumundan bahsettik. Sevgili yavrularım, onlar da sizi dinlemedi değil mi? Köpek için onları bir kere, sizi dinlemedikleri için iki kere cezalandıracağım. Ne oldu, buldunuz mu? Bir işi beceremedim. Senin yüzenleri bulamadım dedeciğim. Siz üzülmeyin. Ben buldum. Ben buldum burada. Nerede o köpek? Nerede o köpek? Köpek nerede? Buyurun Rafet Bey. Hayır, gerçek bir köpek vardı yanlarında. Yemin ederim. Ben kokusunu alıyorum. Çabuk o pire torbasını ortaya çıkarın. Günah değil mi? Niye öyle diyorsunuz gariplere? Ya sen sus istersen. Siz burada neler çeviriyorsunuz? Ben şöyle izah edeyim Rafet Bey. Şimdi bunlar bizim kasırgayı özlemişler. Bunların odası var da niye bizim odamız yok demişler. Ben de düşündüm, taşınayım herhalde, biraz da kaçırdım. Dedim bu depo belki de sizin odanız olabilir. Çok yaşayın. Pardon, yani buna sen mi karar veriyorsun? Yok efendim, estağfurullah, olur mu öyle şey?
Peki bu koku ne? Burada bir köpek var. Buradaki tek köpek benim efendim. Bakın onu da izah edebilirim. Onu da şöyle izah edeyim. Şimdi sizin de dediğiniz gibi role girebilmek için ben gittim. Bir süre böyle çevredeki köpeklerle arkadaşlık ettim. Yakından bile gözlem yapmak için efendim. Tabii o sırada bunların kokusu benim üstüme sıçralar. Ay çok yaşayın efendim. Yani velhasıl kelam o koku belki de benden geliyor olabilir. Çabuk çık dışarı. Burada oyalandığın yetmiyormuş gibi gittin bir de köpeklerle yakınlaştın. Çık! Çık dışarı. Çıktım efendim. Çık! Çok şükür. Ucuz yırttık ha. Hadi yine iyisin kerata. Saniye anağın şefkatli kollarına düştün. Niye sesin çıkmıyor senin ya? Amu, uyudun mu sen? Uyursun zaten. Buldun sıcak kucağı. Kurban olurum ben sana ya. Hani nerede köpek Ayberk? Yemin ediyorum gördüm ya. Oh. Nefes alabiliyorum. Demek ki koku saniyeden geliyormuş. Çocuklar, vaktimi boşa harcadınız. Dışarıda boyacılar bekliyor. Bir saat pazarlık yaptım. Zaten çok yorgunum. Özür dileriz dedi Şiko. Bir de olmaz dedi. O yüzden siz o güzel yüzünüzü asmayın. Hiç de deniz sizi üzer mi? Ayrıca size bir sürpriz hazırladım. Vallahi mi? Siz hemen şimdi atış alanına gidin. Ben de geliyorum. Siz de çıkın. Sizi de ilgilendiriyor. Hadi. Drone mu oldu acaba? Ay olabilir mi öyle bir şey acaba? Lütfen olsun çünkü. Hadi bebeklerim. İskender. İskender yakaladı. Ayberk tam düşüyordu. İskender yakaladı onu. Doğru mu bu? O onun süper